oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi Furkan Çalıkoğlu Beyoğlu'nda terör estirdi. Yedisi polis memuru, toplam 12 kişiyi bıçakla yaraladı. Oyuncuları ancak özel harekat polisleri gözaltına alabildi. Oyuncular neden terör estirdi? A Haber muhabiri anlatacak bize. Ramazan Almaçayır'a dönüyoruz. Önemli bilgiler var. Ramazan, söz sende. Olay Beyoğlu'ndaki lüks bir mekanda meydana geldi. İddialara göre oyuncu Ayşegül Çınar ve eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktığı anlaşıldı. Bunun üzerine otel çalışanları, restoran çalışanları olaya müdahale etmek istediğinde ise bu sefer Furkan Çalıkoğlu ile o otel çalışanı, restoran çalışanı 5 kişi arasında tartışma yaşandı ve Furkan Çalıkoğlu 5 çalışanı yaraladıktan sonra bölgeye hemen polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine ilk olarak ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler geldi. Ancak Furkan Çalıkoğlu elindeki bıçakla birlikte bu sefer de gelen polis memurlarına mukavemet göstermeye başladı ve bu sırada yaşanan o arbede de Furkan Çalıkoğlu'nun saldırmasıyla birlikte 7 polis memuru daha yaralandı. Toplam 5'i sivil, 12 kişi yaralanmış oldu. Bunun üzerine bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde lüks mekana gelen özel harekat polisleri yine içeriye girdikten kısa süre içerisinde de Furkan Çalıkoğlu'nu gözaltına aldılar. Tabii şunu da belirtelim. Gerek çalışan 5 kişi gerekse 7 polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığını, vücutlarının değişik yerlerinde kesiye bağlı yaralanmalar, küçük yaralanmalar olduğunu belirtelim. Tabii olayın ardından iki isim, Ayşegül Çınar ve Furkan Çalıkoğlu, gözaltına alındıktan sonra Karaköy'deki polis merkezine götürüldü. İçeriye girişte ise Ayşegül Çınar gazetecilerin sorularına saldırıya biz uğradık, bize saldıran kişi de kaçtı şeklinde bir cevap verdi. İki ismin ifadesi alınacak ve tabii ki savcılığa intikal eden bu konuyla ilgili olarak da savcılık makamının takdirine göre ya adliyeye sevk olacak ya da oradaki işlemler devam edecek. Şu an itibariyle gerek Ayşegül Çınar gerekse Furkan Çalıkoğlu'nun gözaltında olduğunu belirtelim. Son bir notta, geçtiğimiz Mart ayında yine Ayşegül Çınar'ın aracında kontroller sırasında bir miktar uyuşturucu bulunmuştu. Ayşegül Çınar da o aracında bulunan uyuşturucuyu eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nun aracına koyduğunu iddia etmişti. Geçtiğimiz Mart ayındaki bir normal kontrol sırasında. Şu an itibariyle iki ismin ifade işlemlerinin devam ettiğini belirtelim. Yaralı 5 sivil vatandaş ve polis memurlarının da sağlık durumunun iyi olduğu notunu düşelim.